59. Selamun aleyküm. Şarkötür'ün hepinize sevgiler, saygılar. Şöyle bir kısa şarkötür yapalım. Bugün günlerden cuma. Az önce cuma pazarında kısa bir video çektim. Şöyle bir tur yapalım. Dün bayağı bir koşturmacalı geçti bizim dönümüz. Veyston'da olan oraya 10 tane zeytin ağacı getirmişler. Mustafa arkadaşım buna saksılar koyup dekor amaçlı kafenin girişinde sağına soluna koymak istemişti. Onların saksı küçük gelince Malkara'ya gittik. Oradan büyük saksı bulduk bir yerden. İşte aynı şekilde saksıları aldık, geldik acele. O zeytin ağaçlarını saksıların içine koyduk. Böyle bir koşturmacı oldu. Güzel de oldu. Birazdan videomuzun sonlarına doğru o zeytin ağaçlarını da çekeceğiz. Biz beğendik. Gayet güzel olmuştu. Umarım siz de beğenirsiniz. Şarköy'ün sembolü zeytin. O yüzden zeytinleri doğru kullanmak istedim Mustafa Bey. Güzel düşünce. Amca karar ver. O yana mı bu yana mı? Sen şimdi kararsız kalınca ben de kararsız kalırım. Sen kararlı ol, ben de o tarafa doğru direksiyonu kırayım. Atatürk Caddesi'nin zemininin parke taş döşeme işlemi bitti. Eksikler var. Ara sokaklardan geçişler var. İşte o eksiklerde şunlar. Bunlar da yakın bir zamanda herhalde tamamlanır. İşte buraları tamamlandığı zaman geçişler kolay olacak. Şimdi buradan geçişlerle sıkıntı bisiklete inmek zorundasın. İndiğin zaman da böyle biraz dengen bozuluyor. İniş kalkışlarını kontrol ediyorlar şu anda bunları. Şuradan elinde kumanda arkadaş bunları indirdi. Şuradan geçebilirim ben bari. En azından sıkıntıdan kurtulduk. Burada da küçük bir yer var, yıkılmış. Aynı şekilde şurada da var küçük bir yer. Orası da yıkıldı. Bir ara ara eski yerleri yıkıyorlar. Muhtemelen yeni inşaat yapılacaktır. Böyle boş bırakmazlar. Arada bir şeyler yapılır. Şöyle Cemal Özkan Caddesi'nden aşağı inelim. Seçim günü yaklaştığı için sağda solda bayrakları görmek mümkün. Merhaba usta, malişler. Nasılsın? İyi misin? Pazar günü geleceğiz, çorba içme inşallah. Kolay gelsin malişler. Sağ ol. Epeydir gelmiyorum. Ramazan girdi araya. Ramazan atlattık, bitti. Ramazan'dan sonra daha çorba içmeye gelmedim. Allah nasip ederse pazar günü geleyim bir çorba içmeye. Rüzgar biraz fazla. Hadi abicim, hadi abicim, hadi abicim. Tekerli bisiklet kullandığım için böyle trafik sıkıştığında bana sıkıntı oluyor. Böyle tekerli olduğumdan dolayı bisikletten inmen gerekiyor, durman gerekiyor. İşte videoyu
Ya durduracaksın ya keseceksin. Şuradan geçeyim. Şöyle kısa bir şarkı turu yapacağız sizlerle. Şarkı temiri garajı. Hava bugün serin, üşütüyor biraz. Nisan'ı da atlattık. Mayıs'a geldik. Dün ara Malkara'ya gittiğimizde yağmur yağdığını gördük. Çok değişken bir hava var. Ah, çocukluğumdaki anımsadığım fırın kokusu, ekme kokusu. O daha güzel geliyor ki şu an. Evet, çekiyorsun. Aslında fırın da şurada, ileride. Yakınlarda fırın var diyeceğim de, fırın burada. Best ekmek fırını. Gideyim ben ama o tarafa geçebilir miyim şu arabadan? Araban geçmesi lazım, benim oraya geçememiş. Evet, geçtik. Buralarda da var birkaç skeç, motor, tamircisi falan ama bize biraz uzak kalıyor. Karşına deriz buralara. Sıralı pazarı kuruluyor burada alt tarafta hemen. Bunlar kırmızı elik. Bursa Kültür Park'ta çok vardı bunlardan. İlk orada görmüştüm zaten bu kırmızı elikleri. Ağaçların yaprakları zaten. Bu şekilde. Belim ağrıdı ya. Ayakta durmak çok fazla yaramıyor bana. Ya yürüyeceğim. Ya bisiklet üstünde olacağım. Kasıp durmak yaramıyor. Belim ağrıtıyor. Rastgele kaptan yazmışlar. Gerçi eskiden yazık o da. Videomuzu bitirelim, eve gideyim. Biraz soğuk esiyor. Nedense sahil kısmına indiğimiz zaman fazla. Çocuklar için oyun yerleri hazır.
Evet, videonun başında da bahsetmiştim sizlere arkadaşlar. Dün şu zeytinlerle biraz uğraştık. Fidanları saksıların içine yerleştirdik falan. Bir değişik görüntü oldu gerçi. Görsel olarak farklılık oldu. Ben beğendim, hoşuma gitti. Sizler de Şarköy'e geldiğiniz zaman eminim görünce sizin de hoşunuza gidecektir. Kocaman kocaman saksılar aldık. Bakın zeytin ağaçlarını. Şöyle. Hadi dayıcım, beni düşürmeye mi uğraşıyorsun? Şuna bir mola vereyim. Saksılar bayağı büyük. Yani metre şöyle ölçmüştüm. Şöyle 100 santim, yani 1 metreye 1 metre geliyor. Zeytinler zaten çiçekte şu anda galiba. Yalnız şöyle nasıl. Mustafa Bey, kolay gelsin. Sağ olun. Ağaçlar çok güzel görünüyor. Değişiklik yapmışsınız. Çıktım Şarköy'ün yoluna sırasını zeytinler. Ha, Şarköy'e denk getirmek için oldu bu. Evet. Evet. Hı, artık Şarköy'ü burada yaşayacağız. Şarköy'ün sembolü biliyorsunuz, zeytin ağacı. Evet. Aynı zamanda barışı temsil ediyor. Evet. Yani güzel bir dağın olsun. Ve aynı zamanda çok güzel bir ağaç yani. Evet. Güzel, yani güzel bir görüntü oldu. Çam ağaçları, işte ne bileyim, palmiye ağaçları yerine her tarafta zeytin ağacı olması lazım. Hem daha güzel, 12 ay yeşil, dayanıklı bir ağaç. Yazın bence güzel bir görüntü olacak. İnşallah. Bir iki ışıklandırma falan da oldu mu, güzel yani, bir görsellik olacak. Çayımızı, kahvemizi zeytin ağacının altında içeceğiz. İçeceğiz inşallah. Bakalım. Yazın gelen misafirler de güzel bir görsellik olacak. Evet. Evet, sağ olun, teşekkür ederim. Yolumuza devam ediyoruz. Burada daha önce de söylemiştim, park edişimi. Arkadaş taşın işim bitti. Atalım kendimizi bir tarafa. Şurada bir tane satılık ev var. İlgilenen arkadaş olursa, sahile de yakın. Telefon numarasını aldım ben direkt sahibinin. Şu sokakta. Neyse, videomuzu burada bitirelim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.